bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal, pireler berber iken, anam düştü eşikten. Babam düştü beşikten. Ben dedemin beşiğini tındır mındır sallar iken, anam kaptı saçmayı, babam kaptı dolmayı, derken zamanın birinde köyün birinde genç bir delikanlı yaşarmış. Bu delikanlı sabahleyin tarlaya gider, akşama kadar tarlada çalışırmış. Sonra döner evine gelirmiş. Bu delikanlı bir gün tarlaya giderken çeşmenin başında oturan bir kız görmüş. Bu kız da o kadar güzelmiş ki, delikanlı kıza ilk görüşte aşık olmuş, sonra da günden güne erimeye başlamış. Bu durumu gören annesi oğlunun neden böyle olduğunu merak eder dururmuş. Annesi oğlunun bu şekilde eriyip gitmesine gönlü razı gelmemiş. Bir gün oğluna neden böyle düşünceli olduğunu sormuş. Onun bu durumda olmasının kendisine de eziyet olduğunu söylemiş. Oğlu ise annesine bir kızı gördüğünü, ona aşık olduğunu ve onun aşkı yüzünden bu hale geldiğini anlatmış çekinmeden, açık açık. Bunun üzerine annesi, "Oğlum, dert ettiğin şeye bak, gider. Annesinden isteriz," demiş. Oğlan ise bu sözler sonrasında heyecanlanmış, "Hemen yarın gidelim, isteyelim," demiş. Yarını iple çekiyorlarmış. Sabah olduğunda kızın evinin yolunu tutmuşlar. Kapıyı çalmışlar ve içeri buyur edilmişler. Konuşmalar ve ikramdan sonra konu kızı istemeye gelmiş. Annesi söze girmiş. Demiş ki, "Allah'ın emri peygamberin kavli ile kızınızı istiyoruz," demiş. Bunun üstüne kızın babası bir odaya girmiş ve elinde 3 tane buğday tanesiyle geri dönmüş. Delikanlının yanına gelmiş ve 3 buğdayı delikanlının avucuna bırakmış. Sonra da söyle demiş, bu 3 buğday ile öyle güzel şeyler yapmalısın ki herkes şaşırsın. Bu 3 buğday ile 100 fakiri doyuracaksın, ondan sonra kızımı alacaksın, demiş. Bu sözler üzerine annesi de oğlu da kara kara düşünmeye başlamış. Bu 3 buğday ile 100 fakir nasıl doyurulur? Altın değil ki satıp parasını kullanasın. Buğday un alıp dağıtasın. Çocuk günlerce düşünmüş ve en sonunda bir şey bulmuş. Annesine demiş ki, "Anne, ben buğdayları ekeceğim, güzelce düzenli bir şekilde sulayacağım. Bunlar yeşerecekler, büyüyecekler, güneşte sararacaklar. Sonra ben bu buğdayları biçeceğim ve o buğdayları da bir sonraki sene ekeceğim. Ve bu böyle böyle çoğalacak ve en sonunda 100 fakire yetecek kadar buğdayımız olacak," demiş. Hiç vakit kaybetmeden işe başlamış. O 3 buğdayı ekmiş, sulamış, büyütmüş ve tanelerini toplayıp yeniden ekmiş. Bu böyle bir vakit daha devam etmiş ve sonunda çuval çuval buğday olmuş. Hemen buğdayları öğütmüş, bir kısmını da satmış. Buğdayların unuyla annesi ekmekler yapmış, o da sattığı buğdayların parasıyla yiyecek satın almış. Kızın babasını da çağırdığı bir ziyafet düzenlemiş. O buğdayların ekmeğini 100 fakir yemiş. Buğdayların parasıyla alınan yiyecekleri 100 fakir yemiş. Bunu gören baba delikanlının yanına gelip bunları nasıl yaptığını anlatmasını istemiş. Delikanlı da bütün emeğini anlatmış. Bunun üzerine kızın babası delikanlının kulağına eğilip şunları söylemiş, "Bu 3 buğdayı sevginiz olarak gör, o sevgiye emek, sabır, sevgi vermezsen o çürür gider. Ama değerini bilirsen o sevgi günden güne çoğalır. Aynı bu buğday taneleri gibi," demiş. Bunun üzerine kızını da o delikanlıya vermiş. Güzel bir düğün yapmışlar. Evliliklerinden sonra da sevgileri artarak devam etmiş. Tıpkı buğday taneleri gibi.